Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İbrahim, ne yapıyorsun? Evet, bugün kafesleri taşıdık. Ben şu an şöyle etrafa dökülenleri süpürüyorum. Bir genel temizlik yaptık. Yani kabasını topladık açıkçası. Dükkanımızın ilk çöp kovasını. Takım yaptık arkadaşlar. Bakın, mavilendi bizim İbrahim. Güzel bir mavi takım yaptık. Bizim ana kucaklarından birazını getirdik. Bakın dostlar, 3 katlı yaptığımız şu şık ana kucağını. Bu çok şık İbrahim. Çok güzel. Bunu kullanacağız arkadaşlar burada. Ben dükkana çok yakıştırdım açıkçası. Böyle kapıdan girince böyle şöyle karşıya mis gibi gözüküyor. Şimdi dostlar, bu da bizim 5 katlı. Bunu da kullanacağız. Bu yeri hazır zaten. Bakın. Tam arkada. Sanki ölçüyle yapılmış. Şöyle geçeyim. Alacağız. Priz, her şeyi hazır. Bakın tam kablo kanalının da altında. Bu araya cuk oturacak. İbo, bunda bizim işte ispenç gibi, zibrit gibi, ana çaltı, yarka, anaç. Kendi hayvanlarımızı bunlar da büyüteceğiz. Hem İnşallah. Kendi hayvanlarımızı büyütürüz, hem de satacağımız ana çaltı hayvanları burada değerlendirebiliriz. Büyücülüklerin yarkalarını koyabiliriz. Evet. Şimdi onun dışında dostlar, burada da diyelim ki 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde Japonez'dir, ispençtir, cüce koşindir. Bunları da burada size sergileyebileceğiz. Burayı da onun için kullanmayı düşünüyoruz. Isıtıcıları sökeriz muhtemelen buraya. Evet, ısıtıcıları sökeceğiz tamamen bunun. Veya işte küçük ırkların anaçları ve yarka olarak kullanabiliriz. Mesela cüce koşun yarka getireceğimiz zaman direkt bunun içine atabiliriz. Buraya ya, hiç yoksa 20 tane 30 tane yarka sığar. Yalnız dikkatimi çekti. Dükkana bir şeyler geldikçe yankı azaldı. Evet. İnanılmaz yankı azaldı dostlar. Yavaş yavaş dolduracağız inşallah. Şimdi şu yumurtaları da gösterelim mi? Bu arada arkadaşlar şunu bir söyleyeyim, şeyleri getirdik, kartonları. Yani bana şu an çok fazla mesaj, yorum geliyor. Yani Fatibo olarak bana derken, şunu alalım, bunu alalım gibisinden. Dükkana inşallah geldiği zaman hepsi, işte yeminden olsun, muhabbet kuşunun kafesinden, yemliğinden, suluğundan, yem çeşitlerimiz. Bugün anlaştık, ondan da bahsedelim mi? Bence biraz daha netleşsin. Tamam, onu kesinleştirince söyleyeyim. Evet. Güzel bir yem geliyor. Yani çevredeki özellikle süs tavukçularına çok faydası olacak muhtemelen. Aynen, bir bayilik olarak düşünün dostlar. Bir bayilik gibi. Şimdi yumurtaları da getirdik. Arkadaşlar bakın, bayağı bir yumurta birikti. Bunlar dağın görünen yüzü. Bunlar sadece benim kümesten çıkan. Kırmayalım da şöyle. Yok, şöyle. Şunu da ters koymuşuz. Şöyle düzeltelim, burada ters. Ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 270 tane ve buradakiler var. Yani 290-300'e yakın sadece benden gelen süs tavuğu yumurtası var şu an. Makine içeride. Şimdi bunları alıp oraya geçelim. Hem makinamızı başlatacağız şu an. Makineyi de bir gösterelim. Evet, makineyi de arkadaşlar, elektriğimizi vergi levhası henüz çıkmadığı için bağlamadılar ama aynen, yan komşumuz Niyazi abi, buradan selam olsun ona da. Belki izletiriz kanalı söylersek. Onunla da çünkü çok birçok video çekeriz. Çok güzel bir esnaf abimiz. Sağolsun. Şimdi ondan bir uzatma çektik ki baktık civciv kalmadı dostlar. Sağ olun, evde civcivleri bitirdiniz. Bakın ana kucakları boşaldı, buraya geliyor. Benim o tarafta da zaten şeyler var. Kendimize büyüteceklerimiz aynen, ve son çıkımdaki civcivlerimiz var. Onlardan da çok bir şey kalmadı tahmin ediyorum. Onlardan da evet, bayağı satışlar oldu. Allah'a şükür. Şimdi dostlar bakın, bizim 500'lük cimikamız geldi buraya. Bu 500'lüktü değil mi bu? Aynen, bu 500'lük. 350 gelişim, 150 civarında çıkım yapıyor. Şimdi şöyle bir şuna su koyacağız. Şimdi arkadaşlar temizlikten sonra bütün parçaları böyle çıkarttık. İstedik ki size Cimuka makinenin nasıl kurulduğunu da gösterelim. Hani dükkan hazırlığıyla birlikte bu videoda size Cimuka'yı beraber kuralım istedik. Şimdi şu bizim nem nozulünün oturacağı yer. Bu yan tarafta. Şöyle makineyi azıcık alalım. İbo, çok eleştiriler gelmişti. Makine çok kirli diye. Bakın dostlar. Makine tertemiz, cillok gibi. Şimdi hani 3 çıkım yaptığınızda makine inanın ki çok kirleniyor. Fazla bir çıkım yapmanıza gerek yok. Yani şimdi ben hani kendimi savunmuyorum. Biraz geçirdim açıkçası temizliğini ama sonuç olarak bu 2 çıkımda da 3 çıkımda da hemen o pis haline geri dönüyor. Benim yani büyük makine de 3 çıkım yaptı. Aynen. Gördün halini. Hemen batıyor. Şimdi şu üstteki
su depomuz. Su depomuz. Yanlış da kurmayalım. Şunu şuraya koyacağız. Evet. Şunlar elektrik nem nozulleri ve bataryası. Adam genelde bu işte sen olursun böyle yapım şeylerini ama. Değişiklik olsun. Şu an kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Şimdi videoya başlamadan önce onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda ben çalışıyorum. Hep ben çalışıyorum diyeceğim dedi. Evet, hep ben çalışıyorum. Kafesleri bana taşıttı. 5 katlıyı sırtımda getirdim. Sizce öyle bir ihtimal var mı dostlar? O kadar devasa bir ana kucağının. Çok büyük çok yapmışız sıcak. Ya. Çok çok da sıcak arkadaşlar. Bir de çok büyük yapmışız gerçekten. Yani. 244 ana kucağı efsane. Hani yeri olanlar için var ya mükemmel ötesi bir şey. Bunu al. Abi başka bir şeye gerek yok. 5 kat. Yani 150'şerden koysan bir ay bakarsın 750 civcive. Şimdi lafını böldüm ama daha burada şu detaya dikkat edin arkadaşlar. Bakın bir tarafı çevirme, bir tarafı nem nozülünü. Bunu ters takmayın. Şurada Umixon yazıyor mu? Şurada yazıyor. Bir yerde. İşte bakın şununla teyit edip doğru yere takmak çok önemli. Şöyle parlıyor. Bakın arkadaşlar. Buraya etiket yapmışlar ki yanlış çünkü yere takılmasın. Bu tarafa da bakın net bir şekilde oturuyor. Şöyle göstereyim. Bakın buraya da giriyor net bir şekilde. Ama yanlış bağlantı yapmayın. O yüzden buraya iki tane ne demiş? Humisonic. Artık öyle bir şey demiş. Tam takılmıyor mu? Böyle mi oturuyor bu? Şöyle hafif salık mı duruyor? Muhtemelen böyle demiş. Şimdi görürüz. Şimdi bakın şu iki Humisonic'i aynı yere takıyoruz. Bu nem nozülüne. Yani olay şu aslında dostlar. Makine diyor ki benim nemim düştü. Bana nem ver diyor. Onu dediğinde buraya enerji veriyor. Enerji de nem nozülüne. Bu da çevirme motorumuz. Bakın buradan güç kablosunun adaptörünü taktık. Bu tarafta da içeriden de gösterebilirsin Fatih abi bunu. Sepetlerin çevirme yeri tam o yüzden bakın, olması lazım. Oradan aşağıya kablosunu takıyor. Aynen. Burada bir tane pistonumuz var. Bunun pistonu ne kadar güzelmiş ufacık. Büyüye alıştım ya ben. Şöyle de açabiliriz. Bakın bu pistonun şu girişinde. Evet. Çevirmenin bağlantısını taktık. Şu anlık hazır. Şöyle taktık. Onu tabii kablolarını düzenleyeceğiz. Şimdi bir çalıştıralım sizlerle birlikte. Şimdi çalışmıyormuş makine. Çalışır ya niye çalışmasın? Niyazi abi yandan elektriği çıkarmadıysa. Çıkarmamıştır herhalde. Yok yok. Şu nem nozülümüz. Onu da gösterelim dostlar. Bakın buradan delikten yan dükkana geçtik. Oradan sağ olsun. Nem nozülünde şurada zaten haznesi var. Hazır bir şekilde. Onu göstereceğim. Ha, göster abi. Arkadaşlar çok soruyor bana. Bakın şurada delik delik bir şey görünüyor arkadaşlar. Yüksek plastik. Nem nozülü bunun içine oturuyor. Nem nozülü bu şekilde oturacak. Şimdi kapağının detayını da göstereceğiz size. Bakın. Şunu istersen ayarla oraya. Bu içeride mi kalacak? İçeride kalacak. Evet, çok kullanan ben öğreten Fatih abi. Çok ehemmiyeti yok. Ya bizdeki sistem aynı. Yani IBA'da kullanılan sistemle birebir Cimuka'nın sistemi arkadaşlar. Şu Cimuka'daki sistemle aynı. Burada dostlar şu tıpa vardı ya biraz önceki. Onu bir göstereyim İbrahim. Şu tıpayı şu deliğe ayarlamaya çalışan dostlar oluyor. Hani bu aynen, sanki onun yeriymiş gibi. Bunu ilk başta ben de öyle çalışmıştım. Sana sormuştum. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Şimdi dostlar bunun olayı şudur. Burası tamamen sizin havanızın İçeriye girip nemi şuradan delikten makineye göndermeniz için gerekli rezervasyon boşluğu. Yani buradan hava girecek, makineye buradan nem alacak. Sakın orayı tıkamayın. Görürsünüz zaten buhar dışarıya verir. Şimdi şu bağlantımızı da yapıyoruz. Bunu da taktık. Son olarak. İbrahim iyi kızarmışsın. Muhtemelen ben de kıpkırmızıyım. Çok sıcak. Bugün biraz sıcakta da kaldık. Şöyle. Şu da akvaryum hortumu olarak geçiyor. Evet. Şuradan nem nozülümüzün de bağlantısını tamamladık. Şu an kablo bağlantılarımız tamam. IBA'nın şu bağlantısı daha güzelmiş onu anladım şimdi. Onu bilmediğim için şu an bir şey diyemedim. Şimdi normalde... Orayı bir kapatmayalım, suyunu da koyalım. Yok yok bir şey göstereceğim. Normalde dostlar şu sistemde büyük nem nozülü için aslında Cimuka'nın büyük makinalarında bunu kullanıyor bak. Nem nozülü için yer var. Yani diyelim ki şöyle bir şey dostlar onu anlatmak için bunu açtım. Ha, büyük nozül bunun içine mi koyuyorlar? Evet bak nozülleri var. Bizim büyük makineye bunu takacağız İbo. Aşağıdaki küçük parça yerinde bu var. Üstünde kocaman bir depo var. Aynen su deposu. Şimdi diyelim ki dostlar uğraşmak istemiyor su doldurmayla. Ne yapacaklar? Bir tane saklama kabına şu tertibatı yapıyorsunuz. Aynen öyle. Şu deponun diyelim ki 20 litreliğini yapıyorsunuz. O size 3 ay gider.
Şimdi bakın 10 litre su, ortalama 5 litre alıyor burası. Şöyle suyunu da koyalım. Ucuz olsun diye biz 10 litre aldık. Yok bir 2. Doğru. Bakın şimdi aşağıya su geliyor. Ben sesini duydum. Aynen. Şimdi orası dolacak. Onu da anlatalım. Şunu şöyle güzelce bir kapatalım. Bu kadar detaylı Cimuka'nın makine kurulumu da yoktur herhalde dostlar. Bakın burada bir tane şamandıra teçhizatı var. Şu şamandıra su geldiğinde bakın dolacak. O şamandıra yukarı kalkacak. Şöyle göstereyim yandan. Ben de orada elektriğini hazırlayayım. Hazırla İbrahim. Böyle de arkadaşlar iki kişi video çekmek de çok keyifli oluyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur böyle muhabbet tadında videolar. Hem de daha iyi bilgi verebiliyoruz. Birbirimizi çekip gösterebiliyoruz. Yani bu ortaklık mantıklı oldu. Ortaya. Rahat rahat video çekmek için özellikle. Evet. Yani tek başına olunca bunları böyle hani gösterip bağlantıyı yapıp çekmek vesaire. Tamam kameramanlar sağ olsun annem olsun bazen Fulya abla olsun yardımcı oluyorlar ama evet. İşi bilenle hani beraber yapmak gerçekten farklı çok, oluyor. Çok rahat. Video sayılarımız da arttı İbrahim ama izlenmelerimiz niye öyle? Yavaş yavaş insanlar alışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sabah 8 akşam 8 böyle sabah kahvaltıda akşam yemeğinde telefonu açıp şöyle izleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Bakın dostlar şimdi şuradan su azalıyor şöyle netleştirelim. Bu arada dükkana biraz eşya gelmesi, havalandırma kanallarının yapılması inanılmaz etkiledi. Bu arada havalandırma kanalımız bitti. Dışarı atışı da yaptık, onu da gösteririz. Bakın şu şamandıra kalktı, durdu. Hemen size gösteriyorum. Şöyle bastığınızda akmaya devam ediyor. Suyun kaldırma kuvveti. Newton. İşi çözmüş. Şimdi fişimiz de tamam. Şunu kapatayım bu. Evet, bura hazır. Fişimizi de taktık. Arkadaşlar, bu yan dükkandan aldığımız elektrik. Alt nem tavasına su koyacağız herhalde. Koyacağız ama o zorunlu değil. O arkadaşlar nem nozülünü yormamak için. Aynen. Ben yani alttan bir nem veriyor. Zaten aşağı yukarı da sağlıyor tam doldurduğun zaman. Atıyorum 54'te kaldı, 53'te kaldı. Nem nozülü devreye giriyor. Devamlı çalışmamış oluyor. Tavsiye ederim. Ben de kullanıyorum son zamanlarda. Ben IBA'da kullanmıyorum ama kullanmak faydalı. Açıyorum. Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ortam 27.8 derece. Evet bakın hemen dönmeye başladı. Daha doğrusu ilk turunu yapıyor şu an. Normalde bu kadar hızlı dönmüyor. Şu an havadaki nemi görüyor musunuz arkadaşlar? %64. Doğru 22 değil 28. Yani 22 mi dedin? 27 küsürdü biraz önce. Bakın. Şu an %64 ve 28 derece bir sıcaklık var dükkanın içinde bile. İnanılmaz bir sıcak hava mevcut. Havalandırmamız Allah'tan sağlam olacak da. Onu bir gösterelim. Tabii gösterelim. Makinenin çalışsın. Şunu alalım buradan. Evet. Şimdi. Dostlar bakın. Buraya bir tane galvaniz kapama yaptık. Şu bizim canavar motor. Buradan dışarıya kanalla birlikte havayı dış ortama atıyoruz. Saatte 350 metreküp hava çeviriyor bu. Bu da yaklaşık bizim dükkanı neredeyse 10 sefer saatte havasını çevirecek. Bunun için şimdi özel bir şey yaptırıyorum. İbo söyledi mi sana? Hız anahtarı yaptırıyorum buna. İstediğimiz gibi ayarlayacağız mı? İstediğimiz gibi ayarlayacağız. Yani onun hızını düşürebileceğiz, çoğaltabileceğiz. Yani gece atıyorum biraz rölantide gibi çalışırsa. Örnek. Evet evet. Yani 1, 2, 3 diye mesela numaraları var. Ne yapacağız? 1 olduğu zaman 3'te 1 hızda. 2 full kapasite. Gündüzleri mesela tam kapasite güzel havalandırma olması için burada kapım kapandı. Yok. Böyle bir ses bile gibi oldu da. Tüken büyük arkadaşlar. Biz bayağı arkada kalıyoruz. Şimdi makinamızı çalıştırdık. Isınmaya başladı yavaş yavaş. Bu arada İBA'daki kadar hızlı ısınmıyor. Yani şu an büyük makine olsa senin. Yani onu biliyorsun. Acayip ya. Hızlı ısınıyor. Yani arkadaşlar. Aslında benzer malzemeler. Belki de aynı malzemeler ama bilmiyorum. Yok. Rezistans yapısı ve fanı farklı. Farklı değil mi? Hı-hı. Çünkü Cimuka her zaman yavaş yavaş ısınıyor biliyorsunuz. Şimdi birisi civciv almaya gelecek bu arada. Evet. Şimdi burada bir ara vereceğiz muhtemelen. Aynen. Veya sonlandıracak mıyız? Bu videoyu sonlandıralım. Aynen. Sonra elimizdeki yumurtaların yüklenmesini, dükkandaki ilk yumurta yüklememizi aynen. Dostlar yapalım. Şimdi Fatih abinin oradan da yumurtaları getirelim. Aynen. Yani bende bu kadar var. Orada da var. Bu makineye sığacak mı biraz şüpheli. Aynen öyle. Ama bu yumurtalar çok uzun süre bekledi. Muhtemelen çok fazla boş çıkacak. Ama
Şöyle yaparız, yükleriz 3. 5. günü yani veya 6-7. günleri. Ama gerek yok ki, şöyle düşün. Zaten 21 güne kadar bütün makineler buraya geleceği için çıkımda sıkıntı yaşamayız. Yani hepsi dolu yaşamayız. Olsa bile. Aynen. İnşallah hepsi doludur bu arada. Evet, hepsi dolu olsun yeter ki ben makine bile getirtirim yani. Hemen sıkıntı bir yok. Tane yenisini yapıyorum. Aynen. Yeter ki dolu olsun. Böyle bir kurulum videosu ve de işte dükkanda ilk makinamızın siftahını yaptık, açılışını yaptık. Kendi yumurtalarımızla. Amin. Veda edelim dostlar size. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bakın. Videomuzu da beğenip aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Onu diyecektim. İbrahim bugün çok yoruldu. İbrahim'i biraz teşvik edin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın dostlar. Özellikle zile basmanızı tavsiye ediyoruz. Sürpriz canlı yayınlar olacak. Aynen. Geceleri canlı yayın açıyoruz. Sonradan görüp bize bildirim gelmedi diyenler için aşağıdan şöyle zil butonu bir yerlerde var ama galiba. Evet, zil butonu var, abone olun yanında. Hemen o zil butonunuza basın dostlar. Sürprizler de olacak çünkü canlı yayınlarda. Sonra demeyin bize saat 11'de canlı yayın vardı, öğlen 12'de vardı. Çünkü artık dükkandayız. Her an ansızın böyle bir canlı yayın yapabiliriz yani. Aynen öyle. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.